Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda Akıcı'da 90 FPS'de bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar video geçmeden evvel hemen şundan bahsedeceğim. Bakın teknobura.net sayfasına mutlaka girin. Bildirimlerinizi açın ve gelen bildirimlerdeki haberleri mutlaka okuyun. Çünkü haberlerin içine bazı şeyler söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki şunu yazın ve şu mail adresine gönderin. Ya da şunu yapın, işte şuradan Instagram'dan bize ulaşın. Ve bunu yapan ilk kişiye de farklı hediyeler vereceğiz. Bluetooth kulaklıklar, şunlar bunlar, belki önümüzdeki dönemde telefon bile hediye edebiliriz. Eğer bu hediyeleri kaçırmak istemiyorsanız lütfen ama lütfen teknobura.net adresindeki bildirimleri açın ve gelen haberleri en azından şöyle bir göz atın okumuyorsanız bile. Çünkü alakasız haberlerde bile hediyeler sizlere sunulabilir. Hadi gelin şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan bana ben. Bugün sizinle bence çok özel bir telefonla karşı karşıyayız. Redmi K40 Gaming Edition arkadaşlar burada ve Fighting yazıyor burada. Gerçekten de kavgaya hazırsınız bu telefon eğer sahipseniz. Bu telefon sevgili genel yayın yönetmeniniz Mustafa Kılıç'ın telefonu. Ben yine Mustafa'nın telefonunu acaladım. Mustafa OnePlus'tan gerçekten de herhangi bir keyif almamıştı. Herhalde bundan da keyif almayacak. Kusura bakma kardeşim. Gerçekten biraz telefonu uzun zamandan beri hacılamış bulunuyorum. Şimdi bu telefonla ilgili benim açıkçası söylemek istediğim şey, bu arada telefonu Zahter iletişimden aldık. Sevgili Zahter'e bize göstermiş olduğu ilgiden ve hızlı bir şekilde telefonu bize ulaştırmasından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Yani bu telefon tabii ki baktığınız zaman MediaTek Dimensity 1200 Yonga setiyle gelen bir telefon ve gerçekten de arkadaşlar şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki mükemmel bir tasarım var telefonun. Yani oyuncuların oldukça hoşuna gidecek bir telefon ki fiyat segmenti de bence şu anda oldukça alınabilir bir seviyede. Tabii ki bu telefonun en önemli özellikleri arkadaşlar, burada gördüğünüz üzere şurada iki tane tuşu var arkadaşlar. Bakın şunları böyle getirdiğim zaman burada gördüğünüz üzere arkadaşlar iki tane tetik tuşu çıkıyor. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar, şimdi bakın bu telefon yurt dışından gelen bir telefon olduğu için bu telefona bir yazılım güncellemesi yapılmış. Yazılım güncellemesine baktığımız zaman zaten gördüğünüz üzere mesela şu anda bakın burada bir İngilizce yazı var. Burada İngilizce yazı var. Yani tam olarak aslında bakın burada da yine İngilizce yazıları görüyoruz. Yani tam olarak aslında telefonun Türkçeleştirilemediğini, aslında tam bunun için hazır bir ROM olmadığını görüyoruz. Bu da açıkçası bu tetik tuşlarının, özellikle PUBG gibi oyunlarda bu tetik tuşlarını maalesef kullanamıyorsunuz. Bunu söyleyelim. Yani bu telefon Türkiye'ye geldiği zaman kendi orijinal ROM'u ile beraber gelecektir. Ve işte o zaman bu telefona o ROM yüklendiğinde bu tetik tuşları çalışacaktır. Ama bu telefonun şu anda dediğim gibi böyle bir problemi var. Yani bu telefonu alacak olanlar en azından bunu bilsinler. Tetik tuşları şu anki mevcut sürümde maalesef çalışmıyor. Ama ben size bu telefonda nasıl bir PUBG performansı var bunu göstermek istiyorum. Ya bunları dedim, bunları maalesef ayarlayamıyoruz. Çünkü neden ayarlayamıyoruz? Bakın bunu eğer yabancı incelemelere bakarsanız, ben Hint incelemelerine baktım. Şimdi şöyle bir detay söyleyeceğim size. Normalde buradan gördüğünüz gibi mesela bunu Game Turbo'yu açtığınızda yabancı incelemelere baktığınızda arkadaşlar şuraya basıldığında buradan aslında bu tetik tuşların ayarlanabileceği, açılabileceği bir menü görüyoruz ama bunda maalesef bu menü yok. Bundan dolayı dediğim gibi bunu muhtemelen kullanamayacaksınız. Ben hemen şimdi ayarlara gireceğim ve şunu göstermek istiyorum size. Bunu birçok insanın görmediğinden eminim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu anda Akıcı'da 90 FPS'de bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar şimdi göstereceğim. Gerçekten inanılmaz bir deneyim bizlere sunuyor. Yani eğer 90 FPS'de PUBG'yi oynamadıysanız, ben bugüne kadar PUBG'yi oynadım demeyin. Hadi gelin biraz 90 FPS'de PUBG oynayalım. Evet arkadaşlar şu an 90 FPS'de yani PUBG ile, yani gerçekten arkadaşlar yani böyle bir şey yok ya, yani bakar mısınız abi şu akıcılığa bakın, yani gerçekten muhteşem görünüyor. Bunu çok net söyleyeyim. Eğer hiç 90 FPS'de bu oyun oynamadıysanız ya kesinlikle ama kesinlikle bunu bir denemenizi umarım şansınız olur. Biz de sağ olsun Mustafa sayesinde bunu deneme imkanına kavuştuk. Evet arkadaşlar şu an bakar mısınız şu, yani şu akıcılık var ya, şu anda 120 Hz ekran tarımız açık arkadaşlar ve o da çalışıyor ve 90 FPS ile beraber yani muhteşem bir deneyim arkadaşlar. Yani bilmiyorum size ne kadarını geçiyor, tabii ki bunu bilemiyorum ama yani şu an tek kemiğine muhteşem bir oyun deneyimi bizlere sunuluyor. Biraz oyun oynayalım bakalım nasıl bir performansa imza atacağız.
Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeceğim. Yani stereo hoparlör var. Ve gerçekten de stereo hoparlör var. Bu da bence kesinlikle yani birçok insanın, birçok oyuncunun işini kolaylaştıracak detaylardan bir tanesi diye düşünüyorum. Mükemmel bir hem ses hem de görsel bir şölen var arkadaşlar. Ya yani bilmiyorum hani ne kadar bu size geçiyor bilemiyorum ama inanın başka bir seviyeden bahsediyoruz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hiç bugüne kadar denemediğim, görmediğim bir hani deneyim yaşıyorum. 90 FPS'yi aslında Xiaomi Mi 10T Pro'da da hatırlayacaksınız test etmiştik ama yani artık hani tabii mutlaka GPU farkları, mutlaka dediğim gibi burada farklı farklı güncellemeler var. Açıkçası şu anda çok daha farklı bir seviyeden bahsediyoruz. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta dilerseniz bir de şey yapalım. Bakın şu grafiklerde mesela bunu HDR alalım. HDR aşırı yüksek yapalım. Bakalım nasıl olacak. Yok, yok abi yok yani bu. Ya yani diyorum ya biz hani sadece kendimizi şey oynuyormuşuz zannediyoruz. PUBG oynuyormuşuz zannediyormuşuz arkadaşlar. Ya yani bunu gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Burada başka bir seviye var. Bakar mısın abi şuraya ya? Yani inanılmaz. Ya görsellik inanılmaz arkadaşlar. Bakar mısın abi şuraya ya? Çok akıcı yani. Evet şu an bakıyorum. Şu an 41 FPS. Evet. Şu anda HDR modda 40 FPS'ye düşüyor. Ama tabii yani grafik ayarları falan müthiş arkadaşlar ya. Yani gerçekten çok ama çok beğendim. Bunu söyleyebilirim. Bu arada dediğim gibi şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani o kadar güzel bir şekilde insanları öldürebiliyorsunuz ki. Defa bak. O kadar güzel bir şekilde insanları öldürüyorsunuz. Gerçekten yani. Hani şunu söyleyeceğim. Bunun şöyle bir güzelliği var. Böyle bir telefonda oyun oynamanın. Tabii ki tarama hızı çok yüksek olduğu için bastığınız anda arkadaşlar çok rahat bir şekilde insanları öldürebiliyorsunuz. Bence bu da yine güzel detaylardan bir tanesi. Ya yani ben şunu söyleyeceğim. Birileri sürekli olarak ölüyor bu arada. Şu anda 3 tane leşimiz var. Yani böyle bir telefonunuz varsa hakikaten oyun oynamak çok ciddi anlamda hem keyif veriyor hem de diyen açıkçası insanlara göre daha fazla avantaja sahip oluyorsunuz. Benim ya böyle çok iyi oyun oynarım, çok mükemmel PUBG oynarım falan gibi bir iddiam kesinlikle ama kesinlikle yok ama dediğim gibi bu tarz telefonlarla çok rahat bir şekilde arkadaşlar insanların önüne geçebiliyorsunuz. Bunu söylemek istedim. Benim telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ama ben en azından burada 90 FPS'yi de HDR modda en yüksek ayarlarda da bunu size göstermek istedim. Kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir oyun performansı var. Mustafa'ya bu telefonla iyi günler diliyorum. İnşallah güzel güzel kullanırsın. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.